var, bir sorun yok. Dikkat etsene, az kalsın bana çarpıyordun. Hey, yolun ortasında durursan olacağı bu. Sen dua et, arabamda bir şey yok. Araban mı? Ben neredeyse eziliyordum, sen arabana mı düşünüyorsun? Sen bunun ne kadar pahalı bir araba olduğunun farkında mısın? Yani? Yani sen bunun en ufak bir hasarını bile karşılayamazdın. Karşılamazdım da. Çünkü hatalı olan ben değilim ki, sensin. Bak, yürümen gereken yer yolun ortası değil, kaldırım. E tabii sen bu yaşına kadar öğrenemediysen, bu yaştan sonra da eğitilmen zor. Sen nasıl bir insansın ya? Özür dileyeceğin yerde hala ukalalık yapıyorsun. Özür dilemesi gereken biri varsa o da sensin. Hadi, özür dile de gideyim. Bak, benim acelem var. Bana baksana sen. Ya, ben şimdi ne yapacağım? Pastada mahvoldu. Ne diyeceğim ben şimdi müdürüme? Asıl benim zararımı kim karşılayacak? Zararın mı? Ya alt üst bir pasta bu. O kadar basit değil. O pastanın sahibi doğum günü olan bir çocuk. Ne kadar üzülebileceğini tahmin edebiliyor musun? Ayrıca babası şu an çıldırmış durumda, müdürümü azarlıyordur. Ya bunların ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ya merak da etmiyorum. Seninle yeteri kadar zaman harcadım. Ya nereye? Ya bu şekilde gidemezsin. Seni polise şikayet edeceğim. Ya 3 kuruşluk pasta için amma tantana çıkardın ya. Al. Neye bakıyorsun? Ya bu kadar yetmez mi? Daha fazla mı istiyorsun? Alsana. Hey hey! Ya ne yapıyorsun ya? Delirdin mi sen? Şimdi ödeştik. Allah kahretsin ya! Ya bari dizimize kadar girelim, sonra geri dönelim, olur mu? Sen bana güven, ben seni bırakmayacağım. Yeter ki rahat ol, tamam mı? Kendini bana bırak. Aslı, anlaştık mı? Tamam. Ama bak, bir muzurluk falan yapayım deme. Tamam, tamam. Yeter. Tamam, daha fazla zorlamayalım seni. Şimdi sen bana sıkıca tutun, ayaklarını kaldır. Tıpkı yatakta yatıyormuş gibi rahat olacaksın. Anlaştık mı? Ayaklarım yere bassa olmaz mı? Olmaz. O zaman yürümüş olursun. Yüzmüş olmazsın. Mantıklı. Hadi. Bak, rahat ol. Sarıl bana. Ben seni belinden tutacağım. Hiç panik yapma, tamam mı? Su seni kaldıracak zaten. Söylemesi kolay da yapması zor oluyor. Boğulacağım. Tamam, tamam. Seni bilmem ama ben bu şekilde boğulacağım zaten. Ya, ya ben sana dedim ama değil mi? Nereden çıkardın bu yüzme işini? Ya gelmişsin, kaç yaşını hala öğrenememişsin ya. Bir şey yaşadık herhalde. Ya, ben küçükken az kalsın boğuluyordum. Rahmetli babam beni son anda kurtardı. O zamandan beri de korkuyorum işte. Tamam. Bak, artık kocaman kız oldun. Ben yanındayım. Rahat ol. Korkma, tamam mı? Tamam. Hadi. Bak, işte oldu. Ya, gerçekten oldu mu? Yüzebiliyor muyum? Pek sayılmaz. Birkaç teknik daha öğrenmen lazım. Tamam, ben hazırım. Ayağıma bir şey dokundu. Balık falandır ya. Ya. Ya ne olur artık çıkalım. Bak, bu kadarı bile bana fazla geldi. Olur, olur. Tamam, çıkalım. Önce yere bas. Ya beni bırakma ama, tamam mı? Aslı, boğazım yapışmışken bu çok zor. Hadi. Tekne gelmek üzeredir. Yavaş yavaş limana geçelim. Tamam, hazırlanayım. İşe tekrar başlamanı sağlayacağım ama. Sağ ol ya. Sadaka verir gibi. Ya sen
Ne kadar alışmışsın her şeyi paranla nüfusunla satın almaya. İstemiyorum iş falan. Ya ne oldu birdenbire? Daha az önce ne güzel bir gündü diyordun. Bir dakika, bir dakika. Sen yoksa Çağla'yla beni kıskandın mı? Ne kıskanacağım sizi ya? Sen kendini ne sanıyorsun? Dünyada tek bir erkek kalsan sana dönüp bakmam bile. Ukala kendini be... Hiç bana öyle bakma. Üzerime atlayan sensin. Lütfen çıkar mısın odamdan? Tamam, gidiyorum. Nerede uğraşmaya mecalim yok. Zahmet etme hiç boşuna. Ardındayız bırakmaya. Gidemezsin. Biliyorsun. Döneceksen neden? Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan. Şarkılar yazdım ama
gel de sen gelirim. Hadi git de ben giderim. Sevmesen de severim. Gurur benim neyime. Kim ne derse desin. Söz geçmiyor ki dilime. Artık benim için hayal bile değil. Onu unutman gerek. Efendim? Ne haber? Burak, sen misin? Kayıtlı değil miyim sende? Benim tabii ki. Bende senin numaran yok ki. Ne oluyor ya? Ne zaman kaydettin numaramı? Kaza yaptığımızda çantamı arabada unutmuştum. Onu aldın, karıştırdın değil mi? Ya sen nasıl bir insansın? Hem telefonumu karıştırıyorsun hem numaranı kaydediyorsun. Sanki senin numaranı isteyen oldu. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Lazım olur diye düşündüm. Fena mı yaptım? Ne görüşeceğim seninle be? Size ait bir iş yerinde çalışıyorum diye seninle görüşmek zorunda değilim. Evet ya, duydum. Yeni işin hayırlı olsun. Sağ olsun. Volkan çok yardımcı oldu. Sayesinde artık bir işim var. Neyse. Ya bugün kulüpten ağlayarak çıktın. Seni merak etmiştim. Ama aradığıma da bin pişman oldum. Dır 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 bir susmadın ya. Sen beni niye merak ediyorsun ya? Benden sana ne ki? Sen kendi işine baksana, uzak dur diyorum benden ya, uzak dur. İşte bu biraz zor. Ne demek zor? Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş. Ben tarih bizi yazmasın. Canım karım benim. Hayır tabii ki. Beni lafa tuttuğun için son servisi kaçırdım. Neyse ne. Şu an buradasın ya. Çok mutluyum. Yani çok işimiz var. Yardım edeceksin değil mi? Ne yapalım? Elimiz mahkum. Patron. Neyse. Sen gel buraya otur. Ne yapacağını anlatayım. Evet, başlayalım. Şimdi bu üyeleri alfabetik olarak bir sıraya sokalım bakalım. Ben başlamıştım. C'ye kadar geldim zaten. Ya C'ye V harfi gibi davranma. Daha üçüncü harftesin. Yok yok. Sen de o ışığı gördüm ben. Çok geçmeden V'ye kadar gelmiş oluruz. Tamam. O zaman ben bunları hallederken sen de üye isimlerini bilgisayara geç. Hadi bakalım. Tamam patron. Yaz kızım. Niye bakıyorsun öyle? Acele et.
yoruldum. Biraz ara verelim. Ya hadi, ne ara vermesi? Aksine daha fazla hızlanmamız lazım. Gevşeklik yapma ya. Gevşeklik yapmayayım mı? Sen harbiden komik bir kızsın. Tekrar teşekkür ederim. Sen önden yürü. Ben senden sonra gireceğim. Gece vakti şimdi, ne olur ne olmaz. Sonra gelirim. Sandviç yap da yiyelim. Ben mi yapacağım? Tabii ki de. Ya işte Emir, evde Emir. Tamam. Ya tamam tamam, dur. Ben yapacağım. Ama bak, ilk denemem. Eğer beceremezsem dalga geçmek yok, tamam mı? Tamam, hadi bakalım. Sen de tabakları çıkart. Gören olmaz inşallah.
Merak etme, gözüm kapıda. Ben hemen seni saklarım. Zaten saklama konusunda üstüne yok. Sandviçlerimiz hazır. Tamam, çaylar da hazır. Biz muhteşem bir ekip olduk ya. İş yerinde öyle, evde öyle. Aynen öyle. Şaşırttın beni. Hangi konuda? Sandviç çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ben yakalanmadan odama gideyim. Aslı. Her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel. Ne oldu yine, ne istiyorsun? İsimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın, her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim. Daima küçücük bir kız gibi sarıl bana. Belki de senden çok hoşlanıyorum Umur. Olamaz mı? Öp biraz, dokun sakin ve usulca. İzin ver. Nerede kaldın? Niye bu kadar geciktin? Sana ne? Ne demek sana ne? Basbayağı sana ne işte? Sen bana hesap mı soruyorsun? Soruma cevap verir misin? Ya partiden çıkıp direkt eve geldim işte. Asıl sen nereden çıktın? Ben çıkarken hala partideydin. Biraz hızlı gelmiş olabilirim. Ya biri görecek, ne istiyorsun? Sana söylediğimi düşündün mü? Evet, düşündüm. Sana yardım falan etmeyeceğim. Hayır, onu değil. Diğer söylediğim. Benimle alay etmeyi bırakır mısın artık? Ben seninle alay falan etmiyorum. Sana verecek bir cevabım yok. Aslı. Ya bırakır mısın beni? Neden böyle davrandığını biliyorum.
Çünkü sen de benden hoşlanıyorsun. Güzelim bak bir. Nereye böyle ya? Analar neler doğuruyor be. Şişt. Yavrum. Şişt. Bana bak. Hey dur dur dur. Benim. Can. Ne yapıyorsun ya? Az kalsın yiyordun kafana taşı. Tamam ya sinirlenme hemen. Şaka yaptım. Şakaymış. Ya yüreğim ağzıma geldi. Ya seni bu kadar korkuttum mu ben? Gerçekten özür dilerim. Yani bu kadar korkacağını tahmin edemedim. İyiyim ben. Hadi birlikte gidelim. Yok ben kendim giderim. Hadi kaç saattir seni bekliyorum. Hadi. Ya. Hadi bin arabaya. İnsan inanmadığı şeyi merak etmez çünkü. He, şu mesele. Benim senden hoşlandığıma inanmıyor musun sen? Hayır, inanmıyorum tabii ki de. Zaten artık hoşlanmıyorum senden. Daha fazla şeyler hissediyorum çünkü. İstersem yapmaya çalıştım. Emel teyze çok iyi bir insan. Hele yemekleri efsane. Aa öyledir. Ben de kaptım ondan bir şeyler. Daha bir makarnanı bile yemedik ama. Yaparım ben sana makarna. Yani evde yaparım yersin annenle. Tamam az. Sen yap da ben bir şekilde yerim. Gerçekten çok güzelmiş burası. Evet, çok hızlı buldum. Yani daha önce buralara çok gelmiştim ama ilk defa bu kadar güzel olduğunu fark ettim. Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu umutlar. Yüreğime yazdım gülüşünü artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Ben hiç beceremem biliyor musun? Nasıl yani? Küçükken hiç taş sektirmedin mi? Babam birkaç kere öğretmeye çalıştı ama beceremedim. Çok kolay. Sen de yapabilirsin. Bak şimdi. Böyle yan tutuyoruz. Sonra paralel fırlatacaksın. Bu kadar basit. Böyle mi? Aynen böyle. Yan tutacaksın. Sonra fırlatacaksın. Hadi. İyi yapamadım ya. Yaparsın, yaparsın sen. Hadi bir daha deneyeceğiz, gel. Tamam. Ha, yan tutuyoruz. Tamam. Sonra paralel fırlatacağız, tamam mı? Dile sakızalmış aşıklardan hiç haz etmedim. Ya, seninle sanki yeni yollarda dolu dolu umutlar. Yüreğime yazdım gülüşünü artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Yer sarılıp kumsallarda sevişip dalgalarla bizi sonsuz kılalım. Oturalım istersen. Sen gerçi üstüm ki dedim ama. Bundan ne olacak canım? Otur. Gel sarılıp kumsallarda sevişik dalgalarla.
karışık dalgalarla bizi aşkla yazalım. Gel sarılıp kumsallarda sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Söylediklerimin ciddi olduğunu artık anlamışsındır umarım. Normalde nefes almadan konuşursun. Şimdi? Ne söylememi bekliyorsun? İçindekileri. Herkesi, her şeyi bir kenara bırakıp sadece ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Artık gitsek iyi olacak. Aslı, lütfen bir şey söyle. Peki, tamam. Bütün gün burada oturalım. Hatta gece burada kalalım. Olmaz mı? Sana söyleyecek hiçbir şey yok. Burak. Bu ilk ve sondu. Anladın mı? Peki. Sana karşı olan duygularıma inanmıyorsan, neden benden bu kadar korkuyorsun? İnanamıyorum ya. Komik bir şey bu. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl ama? Çok eğlenceli değil mi? Evet, çok güzel. Burak ve ben. İmkansız bir şey bu. Benim annem, Burak'ın ailesi, Çağla. Burak bütün bunların farkında bile değil. Kabul etmek zorundayız ki bu hislerimizin gerçek hayatta karşılığı yok. Gelmiş. Ben bunları tamamen unutmuştum. Güzel bir maceraydı. Biraz da korkunç diyebiliriz. Evet, haklısın. Benim için unutulmaz zamanlardı. Senin için de unutulmaz mıydı? Benim için de öyleydi. Ne yapıyorum ben? Yanlış olduğunu bile bile. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? Aşk dedikleri şey bu mu yoksa? Sevindim. Yarın pazar, iş yok. Bir şeyler yapalım mı? Resmen bana çıkma teklif ediyor. Yok. Tamam, bugün yaşandı ve bitti. Bunu tekrarlamamız doğru değil ki. Bir günde bu kadar etkilendiysem... Daha fazlasını düşünemiyorum bile. Hayır Aslı, anneni düşün. Eğer duyulursa düşeceğiniz durumu düşün. Daha fazlasına izin veremem. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Bence çok iyi bir fikir. Uyanınca seni ararım. İtiraz etmediğine göre o evet demek sana. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Thank you.
Hayatımda ilk defa karşı tarafın yerine geçtim ya. Birinin peşinden koşuyorum. Bu da güzelmiş. Ne güzel kokuyorsun sen öyle. Mutfakta ilk defa bir şey yapıyorum desem, sandviçler hariç. Gerçekten mi? Gerçekten. Ah! Ne oldu? Parmağını mı kestin, acıyor mu? Evet ya, çok acıyor. Biyopsine geçsin. Çok komik. Ya ödüm patladı canın acıdı diye. Aman da aman, bana hiç kıyamazmış. Ya sen bana bağırıyorsun, çağırıyorsun, kızıyorsun ama beni önemsiyorsun. E işte biraz. Hemen şımar ya. Tamam tamam. Makarnaya sos ister misin? Kesinlikle. Domatesle? Bayılırım. Bakayım. İyiyim. Evet. Yemekler hazır. Çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Nerede yiyelim? Bahçede. Ben makarnayı yapıp giderim demiştim. Ya Aslı, o kadar yemek yaptık, uğraştık. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hadi lütfen, kırma beni. Ya Burak, ben çok huzursuzum. Biri gelip görürse rezil oluruz. O zaman sen bahçede ye. Ben de buradayım. Ya Aslı, bak harbiden saçmalıyorsun ama şu an. Ya alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hem bugün pazar. Merak etme, kimse gelmeyecek. Annemler adaya gitti biliyorsun. Yarın dönecekler. Olsun, yine de tedirginim ben. Ya bak artık rahat ol. Benim yanımda gerçekten güvendesin. Artık köşe kapmaca oynamak yok. Saklambaç yok. Yalan dolan yok. Biz bizeyiz. Hadi. Tamam o zaman. Hadi. Şimdi. Ben bahçeye inip hemen hazırlık yapıyorum. Bekliyorum, tamam? Oradayım. Tamam, ben telefona bakıp geliyorum. Ellerine sağlık. Gerçekten elin lezzeti varmış. Afiyet olsun. Biz de genetik sanırım. Ben bahçede ilk defa yemek yiyorum ama çok keyifliymiş. Ben burada ilk defa yemek yemiyorum ama ilk defa bu kadar çok keyif aldım. Ya sen de ayakkabılarını çıkarsana. Şöyle negatif enerjimizi atalım. Hadi çıkar. Çiçekleri de dikelim ama Aslı'cığım, olur mu? Ay evet ya. Onlar da can. Hazır mısın? Hazırım.
zaman başlıyorum. Çıkartacaksın, toprağa ekeceksin. Bak, bunu bir yer açalım. Toprağa bastırıyoruz. Yani kökleri toprakla bütünleşmeli biri olmalı. Peki. Hadi ver bir tane daha. Verelim mi bakalım? Şimdi açıyorum toprağı. Nazikçe sert. Ne kadar güzel oldular, baksana. Mis. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sulayalım. Tamam, ben suyu açıp geleyim o zaman. Tamam. Ama çok sulama, çamur olmasın. Tamam tamam, merak etme. Suyu görünce nasıl kendilerine geldiler ya? Güneşten bunalmış çiçekler. Evet ya, ama gerçekten çok güzel oldular. Ellerine sağlık. Vallahi 10 parmağında 10 market. Ay nasıl suyu emdi, görüyor musun? Hava çok sıcak değil mi ya? Evet, evet. Kendine git gide, ben oldum. Sökemiyorum içimden kök saldı yüreğime. Zaman durdu, hayat durdu, aşk durdu. Of, kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor. Duymuyor sözümü, göre diyor gözümü. Şu an seni öpmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Üstümde haline bak ya, ben değiştirip hemen geliyorum. Bunu öpmeye bile kıyamadım. Bu aşk değil de ne? Yani artık değil. Bak, sen beni bu zamana kadar farklı tanıdın. Bana güvenmeyebilirsin. Ama ben hayatta ilk defa kendimi bu kadar cesur hissediyorum. Ve yalan söylemiyorum. Bana ne olur biraz zaman ver. Lütfen. Sana
Sana zaman versem ne değişecek ki Burak? Biz birlikte olamayız. Bu mümkün değil. Niye Aslı? Niye? Bana karşı hiç mi bir şey hissetmiyorsun? Anlamıyorsun Burak. Bunun sana karşı hissettiklerimle bir ilgisi yok. Gerçekleri değiştiremeyiz. Senin gerçek dediğin şeyler ne ki? Ailen, çevren, konumun, yaşadığın ev. Bir de benim hayatıma bak. Senin gerçek sandığın şeyler bunlar mı? Benim için tek bir gerçek var. O da şu an. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Emel Hanım. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Ben bu ana o kadar inanmayı istiyorum ki. Ama... Sana bunu ispat edeceğim. Birbirimize uygun olduğumuzu, eğer istersek ne kadar mutlu olabileceğimizi göstereceğim. Sadece bana, bize bir şans ver. Lütfen böyle şeyler söyleme Burak. Beni tekrar masallara inandırmaya çalışma. Bir süre sonra arkanı dönemeyeceğin gerçekler karşına çıktığında bana bunları söyleyemezsen ben yerle bir olurum. Lütfen yapma bunu. Aslı. Tüm dünya karşıma da gelse ben sana bunu söylemeye devam edeceğim. Her şeyin ötesinde kaldı, kala kaldı. Şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine inandım. Asla peşini bırakmadım kadın. Her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar... Vay şakalar falan. Buyurun. Bekledin değil mi? Yani benimle gitmek istemiyordun. Yok canım. Niye bekleyecekmişim seni? Hiç yalan söyleyemiyorsun. Ama ben bu haline bayılıyorum. Evet, bu konuda başarılı olduğum söylenemez. Ya çok beklettim değil mi seni? Ama bak söz telafi edeceğim. Güzel bir kahvaltı ısmarlasam. Ben kahvaltımı yaptım. Ya benimle de yaparsın. Ben çok açım. Ya işe gidince yersin. Geç kalırız. Ya daha zamanımız var. Bak söz geç kalmayacağız. Hadi. Tamam. Yüzünde bir şey var. Bir aynaya bak istersen. Ne var? Dam, 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 dam,
Sen daha güzelsin. Nasıl yani? Düşünsene bir, seninle nasıl tanıştık? Sonrasında yollarımız defalarca nasıl kesişti? Birbirimizden uzak kalmaya çalıştıkça nasıl da birbirimize doğru çekildik? Aramızdaki mesafeler bile bir anda yok oldu. Aynı evde bulduk birbirimizi. E bu kader değil de ne? Bu gerçek değil de ne? Ben korktuğum için kendimi itiraf edemesem de, seni görmezden gelmeye çalışsam da, yarınımızın olmayacağını bilsem de, şu an yaşadığımız şey kader. Seninle tanıştığım günden beri ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Hayatımda ilk defa ben diye bir şey yok. Kalmadı. Biz varız. Yalanı, sahte sevgileri, bencilliği, tüm olumsuz şeyleri geride bıraktım artık. Sadece senin saflığınla doldurdum kendimi. Ben artık sen oldum. Sen de ben. O yüzden bizim için artık yarın yok deme. Biz tüm zamanların üzerindeyiz çünkü artık. Biliyorsundur herhalde. Bence mümkün. Şu an odamdayım. Yatağıma yattım. Sen de yat. Birlikte olduğumuzu hayal et. Birbirimize sarılmışız. Şu an yanındasın. Hissediyor musun? Evet. Ben de seni hissediyorum. Uykun geldi mi bir tane? Evet. Kollarında o kadar rahatım ki. Hadi uyu aşkım. Tamam. Ama bana sarılmayı bırakma oğlum. Geceydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni seviyorum.
Ben de seni. Ben artık gideyim. Tamam canım. Sen git. Ben sonra gelirim. İyi geceler. İyi geceler. Beğendin mi aşkım? Burak çok güzel. Tıpkı hayalimdeki gibi. Sen nereden biliyorsun? Ben seninle ilgili her şeyi bilirim. Hadi gel. Hadi gel. Her şey çok güzel. Tıpkı rüya gibi. İşte bunu yapmak, ilişkimizi rüyaya çevirmek bizim elimizde. Kabusa dönüştürmeyin. Ben her şeyi göze aldım Aslı. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Yarından itibaren de eve dönüyorsun. Ama... Aslı, ben her şeyi halledeceğim. Aileme her şeyi anlatmaya hazırım. Konuşacağım. Seni anlatacağım. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlayacaklardır. Ya anlamazlarsa? Burak, lütfen. Annem orada. Ah Aslı, seni hiç mi düşünmüyorum sanıyorsun? Bunca zaman bu kadar saçma sapan şeylere katlanmam sadece sana olan sevgimden, senin de annenin de üzülmesine asla izin vermem. Ben seninle bir yola çıktım. Ve önüme ne kadar engel çıkarsa çıksın, seninle yürümeye devam edeceğim. Peki sen, benimle birlikte, bedeli ne olursa olsun, yürümeye hazır mısın? İşte bu beni çok mutlu ediyor. Kollarımda olman, kendini benim yanımda güvende hissetmen. Akşam eve dönüyorsun değil mi aşkım? Döneceğim. Ama birkaç gün sonra. Neden? Çünkü Gonca'ya yardım etmem lazım. Bana ihtiyacı var. Ama ben seni çok özlüyorum. Ben seninle aynı evde yaşamaya çok alışmışım. Sen böyle dışarılarda kalınca ben de eve girmek istemiyorum. Sen beni özlüyor musun? Tabii ki de özlüyorum. Sen beni özlemiyorsun galiba. Özlüyorum. Özlemez olur muyum hiç? Ama pastane açılışı var. Gonca'ya destek olmam lazım orada. Peki. O zaman artık gündüzleri ben de orada olacağım. Oldu. Bekçiliğe mi başlayacaksın? Kankama yardım edeceğim ya. Allah Allah. Yasak mı? Çok tatlısın. Saçmalama. Ya Burak ya! Tam korkuyor. Ya! Ya Burak ya! Ya sen çok atıyorsun ama ya. Her yere bu ne oldu ama? Al sana o zaman. Ha. Ya! Ay! Boğazıma kaçtı. Tamam. Ben pes ediyorum. Daha yeni başladık ama. Gözleri oldu.
Tamam. Çok güzelsin. Dalga geçme. Birlikte yaşlanalım olur mu? Saçların ak düşerken de yanında olmayı... ...seni sevmeyi istiyorum. Burası çok güzel bir yermiş. Sakin. Sessiz. Çok huzurlu. Benim huzurum sensin. Ben de seni seviyorum. Biriktirdiğim aşkları hiçe saymıyor. Ya seni öyle görünce o kadar kötü oldum ki. İyi misin canacığım? Kaburgamda bir ezilme var ve sen tam olarak oraya bastırdın. Çok özür dilerim. Hadi öp de geçsin. Bu durumda bile. Ama ne yapayım, çok ilgiye ihtiyacım var. Hadi. Artık bakarsın bana. Bakarım tabii. Lütfen bana neler olduğunu anlatır mısın? Birkaç serseri önümü kesti. Para falan istediler. Ben de vermeyince saldırdılar işte. Vallahi sen böyle olmasan hayatta gelemezdim. Öldüm dirildim ya. Gel bakayım yanıma. Ben seni biraz sakinleştireyim o zaman. Nasılsın? Uyuyabildin mi? Pek değil. Ama sen yanımda olsaydın mışıl mışıl uyurdum. Çok ağrın oldu mu? Biraz. Bak, sana bunu süreceğiz. Sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Bu ne aşkım? Bu. Kantaron yağı. Eziklere, morluklara birebir. Annem hep bana bundan sürerdi. Çok aşere bir çocuktum da. Ağaç tepelerinin inmediğini biliyoruz. Sen yaşlanınca bana iyi bakacaksın ha. Belli. Bakarım tabii. Hadi. Yardım eder misin? Ederim. Hafif de bu kantaron yağı mıdır nedir, biraz kötü mü kokuyor ya, anlamadım.
Hani evet çok güzel koktuğu söylenemez ama sonuçta şifa. Hemen iyileşeceksin. Peki o zaman. Sen ne diyorsan öyle olsun hemşire hanım. İlaç, ilaç. Sesini çıkartma. Tamam. Biraz da omuzlarıma mı sürsen? Tamam. Ha, biraz daha şöyle. Ya Burak ne yapıyorsun ya? Gibi görünüyorum. Ya Burak yapma. Ay çok özür dilerim. Ya sen şimdi böyle yapınca şey oldu. Ne oldu? Ya sen beni öpmeye çalışınca ben kötü oldum. Kötü olunca panik yaptım. Panik yapınca da böyle oldu işte, anladın mı? Nasıl oldu? Ya anlayışla kötü oldum diyorum. Neyse benim gitmem lazım artık. Ya biraz daha kalsan. Yok yok, benim acilen gitmem lazım. Yağımı da alayım. Hadi yat yat. Nasıl yok? Sanki yanımda silah soruyla duruyorsun. Anlatana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Saçmalıyorsun ama şu an. Hayır, saçmalamıyorum. Seni ne kadar iyi tanıdığımı unuttun herhalde. Tamam, haklısın. Sana çok kızgınım Aslı. Çünkü... Evet, çünkü? Çünkü beni bırakıp gittin Aslı, tamam mı? Hem de mücadele edeceğini söz vermiş olmana rağmen. Evet, biliyorum. Ama annem... Evet, biliyorum. Nedenini anlıyorum da. Ama içime sindiremiyorum işte. Yani yarın öbür gün yine bir engelle karşılaşsak... ...çekip gideceksin diye düşünmekten onu koyamıyorum kendime. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Benim engelim annem. Bir daha seni asla bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. Seni çok özledim. Seni çok özledim. Hadi git artık. Dersini kaçırma. Tamam canım. Seni burada bekleyeceğim. Görüşürüz. Tamam, olur. Görüşürüz. Bulaşık da burada. Biter. Ha tabii ya, biter. Bunu böyle bunu kapatınca bitiyor. İnanma sen Gonca. Göreceksin. Gonca, Aslı'yı cama getir. Aslı. Sıkıldım ben. Sen bir gelsene benimle. Nereye ya? Ya bir çok soru sorma. Gel bırak onu. Çok yedin. Kendin diyorsun. Yedi ondan sonra bırak. Ama çok yedemedim. Aslı! Seni çok seviyorum. Beni affet. Git buradan Burak. Yemin ediyorum polis çağırırım. Kanka. Kanka gördün değil mi? Bana güldü. Gördüm kanka, böyle güldü. Üzgünüm.
Artık evden de işten de ayrıldım. Bir mazhar oğlu değilim ben. Sadece Burak'ım, beni affetsen de affetmesen de sana verdiğim sözü tutacağım. Aslı. Bak, sana yaşattıklarım için çok pişmanım. Cezasını da çekiyorum zaten. Belki de benden ayrıldığın için, acısını bastırmak için böyle bir şey yaptım. Yani buna inandım. Seni kırdığım için çok özür dilerim. Benim de kalbim paramparça oldu. Bak, sana öfkeli olduğum anlarda bile kalbim yalnızca senin için çarptı. Ve sadece senin için çarpmaya devam edecek. Ben artık Erdemler'de kalıyorum. Ve burada çalışmaya başladım. Benim gitmemi istemem. Benim gitmem gerek. Fazla ya. Yapamayacağım ben galiba. Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Aslı, ben sensiz yapamam. Ya bitti diyorum, bırak peşimi. Aslı. Kes abi, kes, kes, kes. Ne istiyorsun? Ne istediğimi biliyorsun. Sadece seni istiyorum. Burak, uçağı kaçıracağım. Aslı, ölürüm de seni o uçağa bindirmem. Anla beni. Sana olan sevgimin büyüklüğünü anla artık. Ya bunu ailem bile anladı. Ve artık ilişkimize onay veriyorlar. Bana yine yalan söylemiyorsun değil mi? Bir daha asla yalan yok. Sen benim başıma gelen en güzel, en tatlı, en huysuz, en inatçı şeysin. Sen benim diğer yanımsın. Hayatımı anlamışsın. Aşkımsın. Aslı Koçar. Karım olur musun? Evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Şimdi bir kez de şahitler ve misafirler huzurunda soruyorum. Siz Sayın Aslı Koçer, Burak Masaroğlu'nu kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Burak Masaroğlu, Sayın Aslı Koçer'i kendi iradenizle
eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz de şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Ben de sizi eş ilan ediyorum. Mutluluklar. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Benim kanatlarım var. Çok dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen, boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Birbirlerinden tamamen farklı, ayrı dünyalarda yaşayan iki insanı sizce bir araya ne getirebilir? Tesadüfler mi? Kesinlikle hayır. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur. Hele ki konu aşksa. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...